Güne damga vuran gelişme ise Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınması oldu. Görev süresi henüz dolmamıştı ama Çetinkaya'nın yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Sürpriz karar tepkileri de beraberinde getirdi. Şu an şahsen benim sabır safamdır. Bu sabır bir yere kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez. Yüksek faizler nedeniyle sık sık Cumhurbaşkanı'nın tepkisine hedef olan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal getirildi. Ya faiz lobisine çalışıyorsunuz ya, başka bir şey yok. 2016'da direksiyona geçen Çetinkaya'nın görev süresinin dolmasına yaklaşık 10 ay vardı. Kamuoyu o sürprizden Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlanınca haberdar oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bir süredir işaretleri veriyor. Söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor ya. Tutmaz. Yanlış yoldasınız. Efendim işte merkez bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin. Tamam. Müdahale etmediğimiz için zaten bu hale geliyor. Faiz noktasında Merkez Bankası'yla sık sık karşı karşıya gelen Erdoğan düğmeye bastı. Karara kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçe gösterildi. Madem biliyorsun bu işi, faizi belirlerken tutuyor da enflasyonu açıklarken niye tutmuyor? CHP sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya üzerinden karara tepki gösterirken bunu da gördük. Merkez Bankası'nın başkanı Cumhurbaşkanı tarafından bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. Nokta ifadelerini kullandı. Ne tepki gösterecektir? Bunu da merakla bekliyoruz. Ekonomi çevrelerinden de açıklamalar ardı ardına geldi. Eski Merkez Bankası Başkanı İyi Partili Durmuş Yılmaz, kendisi istifa etmediği sürece başkanın görevden alınması mümkün değildir dedi. Kurumun bağımsızlığına atıfta bulunarak başkanı KYK ile görevden almanın hukuken yanlış olduğu yorumları yapıldı. 2016'dan bu yana başkan yardımcılığı görevini sürdüren Murat Uysal ise yaptığı ilk açıklamada fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini vurguladı.